Değerli arkadaşlar, öncelikle çok değerli belediye başkan yardımcımızla ve Topdemir beyefendiyle, ben buradan belediye reisi sıfatıyla Mustafa Şerik olarak öncelikle bugün basın cemiyetinde sizlerle beraber olmaktan duyduğum hissiyatı, mutluluğu ifade etmek isterim. Tabii bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Öncelikle başta annem, rahmetli eşim, kız çocuklarım ve bütün hanımefendilerin, bütün dünya kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutluyorum. Değerli arkadaşlar, tabii bugün aslında biz bu 4 yıllık verip bir çalışmanın semeresini size tanıtmak için bir araya geldik. Bu da tam seçim arafesinde denk geldi. Hem bir nevi bu çalışılan eserlerin tanıtımı hem de bir veda toplantısı. Tabii öncelikle benim çok kendimi hasrettiğim, belki Türkiye Denizli Bulgar siyasetimde olmasaydım da gazeteci olsaydım diyeceğim bir meslek sahibi arkadaşlarımsınız. Öncelikle Fransız ihtilalinden bir tarafa ki basın Fransız ihtilalinde ilk gazetesini çıkarmıştır. Marabon'un eliyle. İhtilal lisesi o zaman çıkmıştır. Ve hitabet sanatını ve gazetecilik sanatının altyapısını oluşturmuştur. Ben özellikle basın camiasına buradan saygılarımı sunmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, bugün öncelikle biz Melih Topdemir Beyefendi'yle hem de bir cemiyeti ziyaret edelim, hem Buldan Belediyesi'nin bu çalışmasını tanıtalım, hem de dedik son 5 yıllık çalışmalarımızın mahiyetini bütünleştiren bir çalışma buluşumuz var. Onu tanıtalım. Seçime 21 gün kala da dedik ki veda edelim. Bu vesileyle buraya geldik. Sizler de bizi kabul ettiniz. Tekrar teşekkür ediyorum. Öncelikle son 4 yıllık bir çalışmamızı tanıtmak istiyorum. Konuşmamın başında. Kendisi bir buçuk ay önce vefat etti. Değil mi Murat? Evet. Karat Selvi. Kendisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin baş mütercimiydi. Ve yardımcısı İrfan Dağdelen. Doğru telaffuz ettim. İrfan Bey'le beraber 7 kişilik bir ekiple kendimin de bir fil içinde olduğum böyle bir çalışmayı gerçekleştirdik. Karat Bey'in ifadesi şöyleydi rahmetli. Kendisi kulalıydı. Hatta bizim son cildi, değil mi? Evet. Baskıya götürürken arabada kalp krizine vefat etti. Değerli arkadaşlar, bu Türkiye'de 9 belediyede var. en son İzmir Belediyesi bu eseri aynı şekilde İzmir tarihiyle alakalı şu an çalışma yaptı. Tanımlıca Türkiye 10-11 belediye var. Değerli arkadaşlar, biz burada ne yaptık? Osmanlı arşivinde Buldan ismi ve lafzı geçen bütün belgeleri derledik, topladık. Değerli arkadaşlar, 3 cilt halinde tercüme ettik. Aslında mealini ve Türkçesini koyduk. Bu arşiv vesikaları Osmanlı döneminden kalma. Hepsi birebir orijinaline bağlı kalarak değerli arkadaşlar tercüme edildi. Ve böyle 3 cilt halinde Buldan'a bir tarihine, Denizli'mize bir katkımız olmuş oldu. Bu da tematut defterleri arkadaşlar. Tamamıyla orijinal metinlerin içerisine koyduk gördüğünüz gibi. Birebir de tercüme edildi. Öncelikle dedim bunu ben sizlerle tanıtmak istedim. Bu da nüfus defterleri. Bu neden önemliydi? Biliyorsunuz Türkiye'de 2. Yan Harbi'nden sonra 1945'te San Francisco depresinden sonra çok parti hayati geçiş var. Ve 1946'da Türkiye'de ilk çok partili seçim gerçekleşiyor. Tabii o dönem rey tahsisi, oy kullanma şekli
açık oy gizli tasnif ve o seçim arifesinde de Türkiye'de 57 noktada belirli noktalarda kaza olma ihtimali ve sabotaj olma ihtimali olan hükümet konutları yanıyor. Bizim şimdi restore ettiğimiz hem belediye ek binası olarak kullandığımız eski cezaevinin olduğu yerde 1946 senesini yanmış. Ve bugün internete girdiğiniz zaman buradan 46 gerisine gidemiyorsunuz. Mesela benim babam Açbayanlı, Gayzalı, Gayısarlı. Mesela biz aile efradımızı 170-200 yıl geriye doğru takip edebiliyoruz. Meşhur bir özel. Ama buradan da böyle bir şansımız yok idi. Değil mi Murat Bey? 46'dan sonrası kayıtlı değil. E-Devlet kayıtlarında. Biz böyle bir çalışmayı ilave ettirdik. Üçüncü cilt olarak da buradan nüfus defterlerini Türkiye'nin bütün kütüphanelerinden derleyerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla bu hale getirdik. Öncelikle ben bunu sizlerle paylaşmak istedim. Buradan için güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum değerli arkadaşlar. Belki 7+5 yıllık, 12 yıllık belediyecilik döneminde bana göre en prestijli eserlerimden bir tanesi. Değerli arkadaşlar. Bir de bugün son 5 yıllık periyodu kısa bir 3-5 dakikalık şeyle sizlere arz edeyim. Tabii benim 2019 görevim iki dönemden sonra, daha doğrusu 1,5 dönemden sonra 3. dönemimdi. Bizim 2007'de 2009'da 2 dönem başkanlığımız var. 2 dönem yakın. Ve 3. dönem 2019'da tekrar göreve geldik. Hasbelkader kaldığımız hizmetlere, 2014'te yarım bıraktığımız hizmetlere devam etmeye çalıştık değerli arkadaşlar. Tabii hem bizler için hem de ilk defa belediye başkanı olanlar için 2019-2024 periyodu biraz talihsiz bir dönem oldu. Tam balayı bitti, bu baharın çalışmaya başladı. Başkanlar bir pandemi süreci başladı. 2 yıla yakın bir pandemiyle uğraşıldı. Arkasından her ne kadar opera savaşı gibi görünse de bir Ukrayna-Rusya savaşı çıktı. Arkasından ekonomik kriz, arkasından Allah tekrarını göstermesin, Türkiye'nin 11-12 vilayeti, neredeyse Türkiye'nin 5'te 1'i yakın şehri depremden yıkıldı. Dolayısıyla ekonomik açıdan zor bir belediyecilik dönemiydi. Ama buna rağmen biz geçmiş dönemdeki tecrübelerimizi binaya ve yarım kalmış projelerimizi istinaden buradan da güzel şeyler yapmaya çalıştık. Buradanın daha kısıtlı imkanlarına göre. Ve güzel şeyler de çıktı diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. Öncelikle buradan da yeni çok organik bir hayvan barınağı yaptık. Görenleriniz olabilir. Arkasından Deniz'de belki örneği ilk olan bir kitap kafe yapıldı. Alparslan Türkeş Parkımız yapıldı. En son da merhum Habib Çamlıyer, kendisi bir Afro-Türk idi. Kendisi iyi bir müzisyendi. O dönemin Zeki Müren'in birçok aktör sanatçılarının şarkılarını, türkülerini, bestelerini büyümüştü. Eski Atıl Metruk bir binamız vardı. Orayı konservatuvar yaptık. Bu da ilçeler örneğinde tektir değerli arkadaşlar. Onun dışında küçük rutin vaatlerimiz var idi. Mesela buradan doğalgaz. Doğalgaz buradanımıza geldi. Şimdi ana hat bağlanıyor. Arkasında ikinci etap TOKİ'yi söz vermiştik. Onu gerçekleştirdik. Ve tabii benim en büyük prestij eserim restorasyon. Buradan biliyorsunuz rahmetli merhum Veli Baştunlal döneminde Mimar Odası ile beraber bir küçük ön anlaşma yapmış o günün Deniz Mimar Odası ile beraber. Arkasından Temel Başbuğ 2002 yılında foruma karar almış eski sokaklarımızı. Yani rahmetli ve Temel Başbuğ buradan şükranla yad ediyorum. Temel Bey'e hayırlı uzun ömürler diliyorum. Arkasından tabii bunları fikriyatta olan, teoride olan bu şeyi buradan da gerçekleştirmek bize nasip oldu. Buradan da tabii 32 tane sokağımız var arkadaşlar. Onun bünyesinde 300'e yakın eski tarihi konaklarımız var. Öncelikle buradan biz Almanlara tabirle Alt City, Neu City dediğimiz o şeyi ayırdık. Eski şehirle yeni şehri birbirinden kopardık. En büyük şehir odur zaten. Doğru bir karardı.
Ve şu an takriben 9 sokak, değil mi? Tarafımca restore edildi. 11'e yakın konak tarafımdan ve kaymakamlık üzerinden kamulaştırıldı. Şu an 7 tanesi restore edildi. Buradan bu konuda belki bir Safranbolu Beypazarı örneğinin belki bir yarım asla yaklaşan dönemini bir 15 yıla sürdürdü. Bu konuda kendimizi Buldan Belediyesi olarak başarılı atfediyoruz. Ve Buldan sokakları artık Türkiye'de tanınır hale geldi. Tabii Buldan sadece merkezdeki eski sokaklarıyla dokuma kültürüyle değil, Buldan'ın antredör dediğimiz giriş kapısı, Triopolis'ten müteşekkir, DEM Başkanı. Ben her zaman söyledim, Triopolis'iz dedim Buldan, Yenicekent'siz Buldan kördür. Buldan'sı Yenicekent'te topaldır dedim. Triopolis her zaman bizim hem kültür mirası açısından hem de defakto kurariyonun neticelerinin nokta itibariyle bu Frikya Vadisi dediğimiz, Sürüksü Vadisi dediğimiz havzanın kesiştiği nokta. Yani bugün beşerin bütün medeniyet unsurlarının, hasbelkader dünyayı çok dolaştım ben, dünyanın neresinde bir medeniyet unsuru görürseniz mutlaka o Anadolu menşelidir. Tabi Anadolu deyince de Anadolu'nun en klasik ve kadim yeri de Ege Havzası'dır. Orası Kral Yolu. İşte bu Afyon'dan, Eşek Kulağlı, Midyas'tan, özür dilerim, o bölgeden çıkan hat, neticede Buldan'da o Triterium dediğimiz üçlü şehir hattında nihayete erer. İnsanların düşündüğü, eşindiği, kaynaştığı noktadır burası. Dolayısıyla Hierapolis, Leodikya ve Triopolis o müselles hat içinde bütün dünyanın bütün medeniyet unsurlarını besleyen noktadır. Çok değerli bir havza üzerinde oturuyoruz değerli arkadaşlar. Tabii bu havza Sasani akınlarından sonra, Bizans'tan sonra Selçuklu ve Osmanlı Türklerin eline geçiyor. Tabii Osmanlı döneminde de bu havza çok kıymetli bir havza değerli arkadaşlar. Özellikle İzmir Limanı Osmanlı'nın bütün ticari hacmini şekillendiren nokta ve her zaman İzmir öyle olmuştur. Hristiyanlığın yayılışında da, İsevi'nin yayılışında da semporin çıkış noktasıdır. İzmir devamlı Asya'nın, Küçük Asya'nın ki at başı gibidir. Küçük Asya dediğimiz Büyük Asya'nın başı gibidir. Anadolu her zaman Avrupa'nın ve İzmir'de onun çıkış noktası olmuştur değerli arkadaşlar. Dolayısıyla böyle değerli bir havzada, Denizli gibi bir coğrafyada ve onun en güzel ilçelerinden bir tanesi Buldan'da 7+5 aşağı yukarı 12 yıllık bir görev sürecim oldu. Bundan çok mutluyum. Gazeteci arkadaşım sormuştu, nerede belediye başkanı olmak istersin diye. Kendisi burada değişindi. Bunu dedim, yazmazsın dedim, böyle birkaç şehir telaffuz etmiştim. Mardin gibi, Kudüs, Şam gibi. Evet, neticede Buldan ve bu havza, özellikle Pamukkale Havzası, bana göre dünyanın, Roma'nın en önemli noktalarından bir tanesi. Ve Osmanlı, Selçuklu mirasında kadimleştiği şehirlerden bir tanesi. Dolayısıyla ben Buldan'da belediye başkanlığı yapmış olmaktan, özellikle Buldan'ı hem yerelde hem Türkiye genelinde tanıtmış olmaktan mutlu oldum, ifade edeyim. Rutin hizmetlere çok burada girmeyeceğim değerli arkadaşlar. Ama dediğim gibi Buldan çok önemli bir noktaydı benim zannımca. Dokumasıyla, tabiat varlıklarıyla, yayla gölüyle, özellikle Triopolis'iyle. O konuda ben uygun görürseniz, sorularınız varsa cevaplayayım. Veli Bey de Yenicekent'in belediye başkan yardımcısı olarak birkaç üzüm verirseniz söz vermek istiyorum. Ve tekrar böyle bir günde sizler beraber olmuş olmaktan, değerli başkanım, Denizli olmaktan, Buldanlı olmaktan onur duyduğumu ifade ediyorum. Tabii bu adaylık sürecinden sonra yeni bir yarım kalan kitabım vardı. Onu çalıştım. Buldan'daki yerel yönetimi başkanlara anlattım. Yakında kitabım gelir. Onu size ulaştıracağım. Şimdi de Kayısar'dan Boladan'a diye bir çalışma yapıyorum. Benim baba tarafım Kayısarlı'dır. Yeşil Yuvalı. 1865'e kadar biliyorsunuz Çameli, Açıpayam'ın Servet Serp, o zaman Açıpayam var. O havza Burdur Yeşilova dahil olmak üzere Kayza'ya bağlı. Kayza o dönem bir cazibe noktası. Onun için dedim ki hem ailenin otobiyografisi gibi olsun, göç serüveni gibi olsun.
İşte ailen son fertlerle biraz oral historik yapacağız. Onlara anlat baba diyeceğiz, anlat hala diyeceğiz. Böyle bir çalışma içine girdim arkadaşlar. Bundan sonra biraz sizi, kendimi sizin mesleğe hasredecek. Bazen diyorum keşke diyorum 12 yıl belediye reisi yapacağıma Türkiye'de diyorum Denizli gazetecilik yapsaydım. Abi tekrar ben sizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Basın camiasını saygılarımı sunuyorum. Müsaade ederseniz sorularınız var son alayım. Veli Bey birkaç yeni hakkında konuşmaya şey yapalım. Buyurun Veli Bey. Teşekkürler başkanım. 5 yıl boyunca AK Parti meclisini yaptım. Son 1 yıl boyunca belediye başkan yardımcısı yaptım. Mustafa Bakışan sayesinde. Güzel işler çevirdik. Şimdi başkanım şunu söylüyor. Sanki siyasetten biraz uzak kalacak gibi konuşuyor ama bunu inanmayın. Ben inanmadım hiçbir zaman. Siz inanmayın. Özür dilerim tekrar başkanım. Rica ederim. Ben hiçbir zaman inanmadım. Ama biz de iyi işler çevirdik. İyi işler yaptık. Demek ki buradan bize fazla geldi. Ya biz buradan fazla geldik. Ne bileyim hani bu ayrılık çok üzücü bence. Benim daha yaşım genç. Yaşım genç. Ben başkanım gibi düşünmüyorum. İnşallah ilerleyen bir günlerde tekrar bu AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'nın çalışmak isterim. Üzülerek ayrılmıyorum. Kızgın da değilim. Ama güzel işler çevirdiğimizi biliyorum. Bunu biz hak etmedik. Sayın Başkanım. Evet. Bunu biz hak etmedik ama ne diyeyim size? Üzülerek söylüyorum. Ben AK Partiliyim. AK Parti olarak da kalacağım. Yenicekent'te tüm arkadaşlarımızın sizlere selamları var. Şunu sormak istiyorum ben. Sorulara geçtik değil mi abi? Geçelim. Önemli hizmetler verdiniz Uzan'a ama tekrar aday göstermediniz, göstermediniz. Bunu gerekçe olarak neye bağlıyorsunuz? Birinci soru. Bununla bağlantılı olarak şöyle bu yerel seçim sürecine baktığımızda partilerinden yeniden aday göstermeyen birçok kişinin başka siyasi partilerde siyaset yollarına devam ettiklerini görüyoruz. Siz böyle bir karar almadınız. Bunun gerekçeleri nelerdir? Tabii 2014'tü ben rahmetle eşim, ben bugün kadınların günü tekrar kendisine rahmetle yad etmiş olayım. Rahmetle eşim bir sözüyle aday oldu 2014'ten. Yegi doğmuşum, rahatsızmış zaten kendisi. 3 ay sonra vefat etti. İçim ruhlu olarak kalacakmış. Tabii ben 2014'te aritmetiği birilerinin aleyhine, birilerinin lehine çevirmek için yapmadım. Aday oldum ve kazanmak için aday oldum. Tabii o zaman Türkiye'nin siyasi ve teolojik değerleri biraz farklı bir yere evrilmiş idi. Ve o zerret de aslında iş planında belki Rahmi ile eşimin o şeysi talebi beni aslında teşvikten ziyade biraz cesaret verdi. Aslında o gün Türkiye'nin şartlarını şöyle bir tahayyül edelim. Değil mi? Evet. Çok farklı argümanlar Türkiye hakim idi. Biraz da ben o argümanlara karşı milli görevimi, siyasi görevimi yapmak istedim. Böyle bir sebebi vardı. Ama vardı. Ama bugün Türkiye'de Ahmet'in beni aradığı zaman söyledim. Bugün Türkiye'nin siyasi ve ahlaki şartlarımla dedim. Bırakın aday olmayı, oy bile kullanmaya gitmeyebilirim demiştim. Ahmet'im dedim. Yayınlayacaksan onu söyleyeceğim dedim. Yayınladı. Sağ olsun. Tabii ben aday olmadım bu dönem. Tabii aslında çok siyasi partilerden teklif aldım. Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı dahil olmak üzere Denizli'de ve buradan da çok adaylık teklifi aldım. Feragat ettim. Tabii bunun birinci sebebi demin anlattığım konjektür. Yerel politika, mahalli idareler biliyorsunuz Türkiye'de benim zannımca, kanaatimce olması gereken mimaride uygulanmıyor. 30 yıllarda Gazi'nin Almanya'da Nazizm'den kaçan aldığı profesörlerden bir tanesinin bugün Türkçeleştirilmiş bir eseri var. Kendisi mimar bilemez. 30'lu yıllarda biliyorsunuz bizim 77'deki 1877'lik belediye yasası 1930'u değişiyor. O zaman da belediye imar yasaları değişiyor.
Almancasından da okumuştum kendisine. Diyor ki, Türkiye diyor eğer bu belediye yasasını ve imar yasasını diyor, uygularsa diyor, 50 yıla varmaz diyor, şehirlerinizi kaybedersiniz. Bana göre bir belediye başkanlığı önce şehriyle alakalı bir bütünleşme, o ruhi insicam oluşmalı. O bedi idrak dediğimiz, değil mi? O kentiyle bütünleşme hastası olmalı. Mesela ben Aachen'da rüştümü idrak ettim, Almanya'da. Şarman'ın memleketinde, Rönesans'ın beşiği bir şehirdir Aachen. Harun Reşid'in o dönem Bağdat'tan hediyeler gönderdiği bir yerdir. Yani Batı aydınlanmasının, hümanizmin olduğu bir şehirdir Aachen ve öğrenci şehir. Ben o şehirde yaşadım. Ve inan şimdi ben gözlerimi kapatınca bir navigasyon makinesi gibi Aachen'ın tek tek sokaklarını hafızamı canlandırabiliyorum. Bu bundan için de geçerli. Mesela ben buradan da Aachen'daki evlerin basamaklarını sayabiliyorum, renklerini biliyorum ama buradan da içini de biliyorum. İnsanların dertlerini, sıkıntılarını, sevinçlerini, değil mi benim? Yani kapıların içindekini de biliyorum. Dolayısıyla belediyecilik böyle bir keyfiyet, kutsal bir görev. Tabii Türkiye'de belediyecilik bu mağdur, yapılıyor mu? Bunun cevabını siz de verebilirsiniz. Siz de birçok belediye başkanını tanıyorsunuz, değil mi? Ben de hasbey kadar Türkiye'de birçok belediye başkanları iştirak ettiği toplantılara katılıyorum. Belediye başkanı arkadaşlarımızla çok temaslarım oluyor yakından. Tabii bir şehir bir belediye reisine onun imzasını benzediği kadar benzer. Asıl olan, değil mi efendim? Şehirlere kimliğimizi, şahsiyetimizi giydirebilmek. Ben bu konuda Türkiye'de belediyecinin sınıfı kaldığını düşünüyorum. Özellikle şunu da ifade edeyim. Ali Adnan Menderes benim idolümdür. Rahmetli Menderes, benim dairemde, evimde hala fotoğrafı asılı bir devlet büyüğüdür. Tarihi bir şekilde de, değil mi? 27 Mayıs darbesinden sonra da idam edildi iki kurmayla beraber. Türkiye'de böyle bir gerçek de var. Madem buraya geldik, 27 Mayıs askeri hareketi, bir büyük mütefekkirin tabiriyle yoğurttan bir hükümete diyor, mukavvadan bir hançer saplandı. Tenekeden olsaydı diyor, ucu kırılırdı diyor. Bu mütefekir bunu rahmetli Başbuğ için söylüyor. Kendisi o dönem Cuntalı ya. Değerli arkadaşlar ben bu konuda en büyük darbeyi mesela bir İstanbul'u ki bugün İstanbul seçimleri hem Cumhur İttifakı hem Millet İttifakı zaviyesinden çok önem atfediyor. Ki iki tarafın da bu konudaki gayretleri bu işi müşahhas kılıyor. Herkese ayan beyan değil mi amanın? Dolayısıyla ama İstanbul ve Türkiye en büyük darbeyi ben hala iliklerime kadar bağlı olduğum siyasi ekolünü içinde hissettiğim, taşıdığım Ali Adnan Menderes dönemi alıyor. Siz 1940'lı yıllardaki bir İstanbul'u nazar edin. Bir de 50'den sonraki, özellikle 60-70 yıllardaki İstanbul'a bakınız. Ben bugün bakıyorum hem İstanbul mevcut belediye reisi hem de mevcut karşıdaki adayımız. Bu konuda İstanbul'un projeleriyle çok böyle ciddi dertlerini temas etmediklerini düşünüyorum. Yani Yeditepe'li Bizansiyon bugün kaybedilmiş bana göre. Keşke bugün İstanbul'un tarihi yarımadası dışındaki oluşumlar çok önceden yapılır. Mesela bizim buradan örneği Eskişehir, Yenişehir gibi ayırdığımız İstanbul keşke 40'lı 50'li yıllarda değil mi? Yeni İstanbul'la eski İstanbul birbirinden koparılmış olsaydı diye düşünüyorum. Bence İstanbul'un kurtulması için onun sosyolojik dokusunun da demokratik dokusunun da değiştirilmesi lazım. Daha bugün İstanbul Belediye Başkanları'nın projesi soluk köpekleriyle bir şey var. İlk öğretmenleri de of değil mi? Ağmadım. İstanbul'un ciddi sorunları var. Ve İstanbul çok önemli bir coğrafya. Doğu ile Batı'nın sentezlediği bir nokta. Ruhla aklın birleştiği bir nokta. Değerli arkadaşlar. Fransız ihtilalinde kalma bir gelenek vardır. Paris'te. Biliyorsunuz komünler komünler kelimesi mahalle idareler manasını bunu komünizma da kullanmıştır. Komünizm kelimesi de Saint-Simon üzerinden sosyalizma ve komünistlik mevhumu da oradan gelir ve Fransız ihtilali bir gelenek getirmiştir. Mitterrand'da Chirac'a kadar böyleydi. Macron bu geleneği biraz bozdu. Portakal vali, limon vali bir hava verdi Fransız siyasetine. Onu güne kadar Chirac'lar, Macron'lar her daim tabi De Gaulle'u ayırmak lazım. O farklı bir kişilik. Farklı bir dünya görüşüne hakim. Anti-Amerikancı bir devlet reisi. Paris Belediyesi'nin istifasından geçmeyen, süzgecinden geçmeyen
hiçbir belediye reisi, hiçbir siyasetçi Fransa'da cumhur reisi olma liyakatına haiz olamazdı. Bu gelenek şimdi bozuldu. Muhterem Cumhurbaşkanımız da, Allah ömür versin, biliyorsunuz. Bin Koca'dan arta kalan Dul Bakire derim ben İstanbul için. İstanbul'u visaline aldı. O gün için belki devasa görünen, bugün çok basit ve palyatif görünen sorunları birkaç yıl içinde çözdü Sayın Cumhurbaşkanı. Ve ondan sonra Milli Görüş'ün menkübü olarak, belki bir kovulmuş olarak AK Parti'ye vücut verdi. Bence İstanbul gibi bir şehri teslim almış olmak Sayın Cumhurbaşkanı AK Parti'nin buluşunda çok büyük bir referans oldu diye düşünüyorum. Belediyeler neden önemli? Abi. Yani biraz daha geriye gidelim. Magna Carta olayından sonra Türkiye'de biliyorsun yörük kültürünün kendi içindeki o bünyesinde ve ahilik sisteminde barındırdığı bir belediyecilik nefesi vardır. Bunun kanunlaşması çok sonradan. Klasik dönem Osmanlı'da bu işi kadılar yapmış. Loncalar yapmış. Karanlık çağ dediğimiz özellikle artık Osmanlı'nın çöküş zamanında belediye müesseleri Avrupalı manada da ilerleyememiş. Ama mesela ben Yatağanlı, ben Yeşil Yuvalıyım. Ailelik müessesi Osmanlı'nın gelişmesinde imparatorluk olması çok önemlidir. Çünkü o günün sanayi sistemidir. Loncaların tasarrufunda olan. Ya o günün oku, bıçağı, eğeri, susu, busu, küçük ölçekli silahları, pistolü, Ahi Hoca yani Osmanlı'nın Osmanlı olmasında, imparatorluk olmasında onun önemi çok önemli. Yatağan ve bu bölgedeki o imalat şeyleri. Ve o dönemin ilk sendikal yapısıdır ahili hocam. Başka böyle bir oluşum öngörüyor musunuz? Oy kullanmaya gidecek misiniz? Ahmet Bey, oy kullanmaya gitmeyeceğim belki demiştiniz. Oy kullanmaya gidecek misiniz? Vallahi o gün karar versem söylemişsiniz şimdi o kararınız devam ediyor. Tabii Ahmet Bey sordu bana oy yani bırakın aday olmayı dedim. Oy kullanmayı biliyor, düşünmüyor olabilirim. Beli Bey şey. Onu benim için sormadı o. Senin için. Beli Bey dedi ki biraz önce biz başkan siyaseti bırakacağını düşünmüyoruz. O hep siyaset içindedir. Ben kendi görüşüm. Siz Veli Bey'in görüşü, siz Veli Bey'in görüşünü nasıl değerlendiriyorsunuz yani gelecek dönem için? Yani İnsanın apolitik olması mümkün mü başkan? Normal olarak politik. İnsan doğduğu zaman bir de abi susuyor bak, doktor popasını vurduğu zaman bağırıyor. Yani hayatın her kademesini siyaset var. Yani Kayısar kitabım güzel olacak, bu bölgeyi de anlatacağım. Dediğim gibi ben her zaman şunu düşünüyorum. Fertler ve cemiyetler. Şimdi bir hadis-i şerif var. Aklıma geldi şimdi. Asrın önce söyleyeyim. Hesabem fişeküm kabrende hesabem. Hesabe çekilmeden diyor, kendi öz nefsiniz hesabe çekiniz. Ben her zaman şunu söylüyorum başkanım. Fertler ve cemiyetler kendilerini hesaba çekme hassasını ererlerse kurtulaşılır ererler. Bana göre şu an Türkiye'nin en büyük sıkıntısı ne idari ne ahlaki, ne iktisadi, ne asgari, ne zabıti. Bana göre en büyük eksiği ruhi. Ruhi miyedelerimizi kaybettik. Bu sadece Anadolu'ya mahsus değil ama. Bütün dünya insanlarına mahsus. Biliyorsun çok kutuplu bir dünyada Türkiye gibi coğrafyaların yaşaması daha kolaydı. Bir tarafta Rusya, bir tarafta Amerika, Anadolu o ihtilafın yüzüstüğü hürmetine kendi dinamikleriyle ayakta durmuyor ama o ihtilafın yüzüstüne ayakta durabiliyordu. Türkiye'nin Rusya'nın erken dekadansından sonra, çöküş sürecinden sonra Anadolu olarak ayakta durması daha da zorlaştı aslında. Aslında bu iktidarların işi çok zor. Ya bunu söyleyelim yani. Şu an Türkiye'de bir kere bütün ana damarlarımızı kesmişsiniz. Zirai ve hayvancılık istisali üzerine İç bünyeden ifraz etmesi, tırnak gibi, iç bünyeden ifraz etmesi gereken milli, zirai ve hayvancılık istisal şeyi bitirmişsiniz. Ve oradan gelecek milli sermayeyle sanayileşme yapmamışsınız tamamıyla. Onun için bugün kendi üretmediğiniz traktör Karasapan'ın önünde müflistir. Çemiş Gezekli Durmuş Ağa'nın öküzünün gaytanından yaptığı üvenderesi bana göre yani patenti dışarıda olan bir traktörden daha şahsiyetli diye düşünüyorum. Başkan bu iş başka yere gidiyor herhalde. Evet, ben bir şey sorayım. Aday gösterilmediğiniz için kırgın mısınız? Evet. Yani, sormuştum. Şimdi nasıl kırgın lan? Şöyle adaylık süreci biraz şey işledi değil mi Melih? Evet. Yani
Ben aslında aday olmayabilirdim. Yani bana bir yetkili arasaydı, deseydi bu AK Parti cenahından da olabilir, MHP cenahından da olabilir. Ama Türkiye'de siyaset bana göre Avrupa'yı manada işlemi. Yani ben biliyorsun her zaman söylüyorum, benim ruh maktalarım Türk ve Müslüman, siyah. Yani oradaki nezaketi gösterebilirler. Ha, sorduğun için söylüyorum. Şimdi siyasette kızgınlık, küskünlük olmaz. Kırgın değilsiniz yani. Ha, neden aday olmadın? Güzel bir soru. Değer miydi? Değmez ki. Peki başkanım, teşekkür ederiz. Değerli.